Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 18. bölüm. Merhametli olmanın fazileti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete sadece ve sadece merhametliler girecektir. Orada bulunan sahabiler, ya Resulallah, biz hepimiz merhametliyiz dediklerinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sırf nefsini esirgeyen kimse merhametli değildir. Merhametli kimse hem kendini ve hem de başkasını esirgeyen kimsedir. İnsanın kendine karşı merhametli olması, kendini Allah'ın azabından koruması yasaklarından kaçınması emirlerini yapmasıdır. İnsanın kendine karşı merhametli olması, kendini Allah'ın azabından koruması, yasaklarından kaçınması emirlerini yapmasıdır. Bu da günah işlemekten vazgeçip işlenmiş günahlara tevbe edip ibadet etmekle, İbadet edilirken de sadece Allah'ın rızasını gözetmekle olur. Başkasına karşı merhametli olması, İslam'ın tespit ettiği kul haklarına ve canlılara hürmet etmek ve başkalarına zarar vermektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman eliyle ve diliyle başkalarına zarar vermeyen kimsedir. Hayvanlara merhamet ederek onlara güçlerinden fazla yük ve iş yaptırılmamasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Adamın biri bir gün yolda giderken çok susar ve neticede bir kuyu bulur. Basamaklarından inerek suya ulaşır. Kana kana içip yukarı çıkar. Bu arada gözüne susuzluktan dili uzamış bir köpek ilişir. İçinden bu zavallı köpek biraz önce benim gibi şiddetli susuzluk çekiyor diye düşünerek yeniden kuyuya iner. Ayakkabısına su doldurur ve köpeğe verir. Böylece onun susuzluğunu giderir. Adamın hareketi Allah'ın hoşuna gider. Karşılık olarak günahlarını affeder. Bunu dinleyen sahabiler peygamberimize hayvanlardan dolayı ecir kazanır mıyız diye sorarlar. Peygamberimiz de her canlı varlık sebebiyle ecir kazanabilirsiniz. Enes bin Malik'ten rivayete göre bir gece Ömer etrafı dolaşırken bir köşede konaklamış yolcu kafilesine rastlar. Onların malının çalınmasından korkar. Hemen Abdullah bin Avf'a gider. Abdullah Hazreti Ömer'e "Ey müminlerin emiri, gecenin bu saatinde ziyaret sebebin nedir?" diye sorar. Hazreti Ömer, "Yolda gezerken bir yolcu kafilesine rastladım. Bir köşede konaklamışlar. İçimden bunlar şimdi uykuya dalınca hırsız baskınına uğrayabilir," dedim. "Gel ikimiz onlara bekçilik edelim," diye cevap verir. Böylelikle ikisi yola çıkarlar. Kafile yakın bir yerde yere oturarak sabaha kadar yolcuların bekçisi olurlar. Tan yeri ağarınca Ömer, "Ey yolcular, haydin namaza," diye seslenir. Bunun üzerine yolcular uyanırken Ömer radıyallahu anh oradan ayrılır. Bize düşen görev sahabelerin yollarından ayrılmamaktır. Allah onları birbirine karşı merhametli diye övmüştür. Onlar hem Müslümanlara hem de bütün mahlukata karşı merhametlidirler. Hatta Müslüman olmayan zımmilere de merhametliydiler. Hazreti Ali'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Bir sabah erken vakit Ömer'i deveyle vadiye yol alırken gördüm. Ona "Ey müminlerin emiri, nereye gidiyorsun?" diye sordum. "Zekat gelirinden bir deve kaybolmuş, onu arıyorum," dedi. Kendisine "Senden sonra gelecek halifelerin canını okudun," diye şaka yaptım. Bana şöyle cevap verdi. "Ey Ebu Hasan, beni kınama. Muhammed'i peygamber olarak gönderene yemin olsun ki Fırat nehrinde bir kuzu kaybolsa kıyamet günü hesabı Ömer'den sorulur. Çünkü ne Müslümanları perişan eden devlet başkanına ve ne de müminlerin yüreklerine korku salan fasık idarecilere itaat yoktur." Hazreti Hasan bildiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin seçkinleri çok oruç tuttukları ve çok namaz kıldıkları için değil, herkese karşı temiz kalpli, cömert ve merhametli davranmaları sayesinde cennete girerler. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, merhametlileri Rahman olan Yüce Allah esirger. Yeryüzündekilere karşı merhametli davranınız ki göktekiler de size merhametli davransın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, başkalarına karşı merhametli olmayanlar esirgenmez. Başkalarının kusurlarını bağışlamayanlar da günahları affedilmez. Rivayet edildiğine göre sahabilerden Ebu Derda, çocukların arkasından gider ve yakaladıkları kuşları onlardan satın alıp onları tekrar uçururdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Birbirlerine
merhametli davranmakla, birbirlerini sevmekle ve aralarında yakın münasebetler yürütmekle, müminler bir yeri ağrıdığında başka bir yeri de bundan rahatsız olan ve uykusu kaçan canlı bir vücut gibidirler. Hikaye. Büyük bir kıtlık yılında İsrailoğullarından abid bir kimse yolda yürürken kum yığınına rastlar. O anda içinden keşke şu yığınlar un olsaydı da İsrailoğullarının karnı doysaydı diye düşünür. Bunun üzerine Yüce Allah İsrailoğullarının o günkü peygamberlerine şöyle bildirir. Filana söyle, o kum yığını un olsaydı da halkın karnını doyursaydın. Elde edeceğin sevabı Yüce Allah amel defterine yazmıştır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır buyurmuştur. Hikaye. Hazreti İsa bir gün yolda iblis ile karşılaşır. Bir elinde bal, diğerinde kül vardır. Hazreti İsa ona, ey Allah'ın düşmanı, bu bal ile külü ne yapacaksın? İblis şöyle cevap verir. Balı dedikoducuların ağzına sürüyorum ki hiç dilleri takılmadan dedikodunun zirvesine ulaşsınlar. Külü ise başkaları onlara hor baksın diye yetimlerin yüzüne serpiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yetim tokatlandığı zaman ağlayınca onun sesinden Rahman'ın arşı sallanır ve Yüce Allah meleklere şöyle buyurur. Ey meleklerim! Ana babasını toprak altında gizlediğim şu yavruyu kim ağlatıyor? Bir hadiste kim bir yetimi yedirir, içirir ve barındırırsa Allah Teala onu cennete koyar. Ravzatül Ulema isimli eserde bildirildiğine göre Hazreti İbrahim Aleyhisselam yemek yiyeceği zaman 1 mil yürüyerek birlikte yiyeceği birini ayarlardı. Bir gün Hazreti Ali ağlamış ve kendisine niçin ağlıyorsun diye sorduklarında 7 gündür evime misafir gelmiyor. Yüce Allah'ın beni gözden düşürmesinden korkuyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yalnızca Allah rızasını dileyerek kim bir açın karnını doyurursa cennete girmeye hak etmiştir. Buna karşılık kim bir aça yemek vermekten kaçınırsa Yüce Allah da kıyamette onu faziletlerinden mahrum tutar ve cehennemine koyar. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Kıyamette şu 4 kimse hesapsız olarak cennete gider. İlmiyle amil olan alim, hacca gidip döndükten sonra ölünceye kadar bununla kavga yapmayan ve günahtan kaçınan kimse. İslam'ın yayılması için savaşıp şehit düşen kişi, helal yollardan, kazandığı mallardan gösterişe kapılmadan Allah yolunda bağışta bulunan cömert kimse. İşte bu 4 kimse kıyamette sen mi daha önce gireceksin, ben mi önce gireceğim diye tartışırlar. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın öyle kulları vardır ki halka fayda versinler diye Allah onların eline varlık verir. Bu kimseler halkı nimetlendirmekten kaçınırlarsa Allah onların elindeki nimeti alıp başkasına verir. Yine Peygamberimiz şöyle buyurur. Cömertlik dalları yeryüzüne sarkmış bir cennet ağacıdır. Bu dallardan birine tutunan kimse onun rehberliğinde cennete varır. Mikdan bin Şuayb babası kanalıyla dedesinin şöyle dediğini bildirmiştir. Ben peygamberimize ya Resulallah bana cennete girmeme vesile olacak bir amel söyle dedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana yemek yedirmek, selam vermek ve almak, tatlı dilli olmak affedilmeye gerektirir buyurdu.